Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Dün biliyorsunuz, kanalımızı takip ediyorsanız YouTube kanalımızı, bir Samsung Galaxy A50 gelmişti. Bugün de Nokia 5.1 Plus geldi. Her zaman olduğu gibi sıfır kutulu ürün geldiği için biz de ne yapıyoruz? Kutusundan çıkartıyoruz. Çok şık bir kutu var, bir kere söyleyeyim. Böyle telefon kutusu gibi değil de sanki böyle çikolata kutusu gibi veya değişik bir kutuymuş gibi tasarlanmış. Biraz dikdörtgen yakın ama kare gibi bir olan da bir kutumuz var. Hemen kısaca özelliklerine bakalım, şurada yazanları size göstereyim. 5.8 inçlik 19'a 9 HD Plus bir ekranımız var. 13 megapiksel artı 5 megapiksellik ana kameramız. Arka tarafta dual kamera var. 8 megapiksel de ön kamera olduğunu söylüyor. Advanced Eye Imaging var. Yani yapay zeka destekli bir kameramız var. Bir de Dual Sight Mode dediği bir özellik varmış. Simultaneous Front and Rear Camera Storytelling with One Touch Live Streaming. Yani stream yaparken hem ön hem arka kamerayı aynı anda kullanmanızı imkan sağlayan bir teknolojisi varmış. Şimdi bunları anlatmadan önce, ki bu arada küçük bir detayı daha atladım. Android One platformunun bir üyesi. Biliyorsunuz Google'ın Android One platformu özellikle böyle yeni nesil telefonların olduğu ve uygun fiyatlı telefonun olduğu bir platform. Şimdi kutudan çıkartalım. Şöyle plastiğimizi, biraz zor olacak benim açımdan ama evet, açmayı başardım. Şöyle çıkarttık. Çıkartırken de biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Ki az önce birazcık söyledik ama 5.86 inçlik 720x1520 piksellik bir telefon bizi karşılıyor. Evet, bir tane daha şurada bir şeyimiz var. Onu da sökmemiz gerekecek. Bunlar da bayağı sağlam oluyor bu arada ya. Sökmek için de bayağı bir böyle uğraşmamız gerekiyor. Şöyle uğraşıyoruz biraz ama. Şöyle biraz daha. Evet. Vallahi kutuyu yırttık gibi ama hala açılmadı bu. Belki şurasını şöyle açarsak, evet, sanki daha rahat olacak gibi. Biraz uğraştırdı bunlar. Evet, açmayı başardık. Şimdi kutudan çıkartıyoruz telefonumuzu. Nokia 5.1 Plus'ımızı çıkardık. Şöyle hemen alalım. Şöyle bir telefon. Görüyorsunuz şu anda ekranda. Biraz özelliklerinden bahsedeyim. 19'a 9 ekran gövde oranımız var. %79.6'lık bir ekran oranı mevcut. Biraz düşük bir rakam, takdir edersiniz ki. Son dönemde artık 80'den aşağı pek çıkmıyor. Biraz kalın bir telefon var. Şöyle yan tarafını göstereyim isterseniz. Açma kapama tuşu ve ses açıp kapatma tuşumuz mevcut. Yan tarafta şöyle arkayı çevireceğim şimdi. Arkada parmak izi okuyucumuz, Nokia yazımız, ikili kameramız ve hemen onun altında da LED lambamız görülüyor. Üst kısımda kulaklık çıkışı mevcut. Şöyle detaylarda da biraz size göstermiş olayım. 3,5 mm kulaklık çıkışımız mevcut. Bir de alta bakalım. Alta da baktığımızda Type-C bağlantı yuvamız, bilgisayar ve işte şarj için kullandığımız. Burada da hoparlör tarafımız var. Sesi buradan alıyoruz. Tek taraflı var bu arada, iki tane yok. Sol tarafta da sim kart yuvamızın olduğu görülüyor, yan yüzde. Şimdi telefonu bir açalım. Genelde açılabiliyor. Bastık bakalım. Evet, Android One olduğunu yazdı zaten. Biraz özelliklerinden bahsedeyim ben. MediaTek'in MT6771 Helio P60 işlemcisi var. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. 4 çekirdeği 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A73 iken 4 çekirdeği de yine 1.8 hızında çalışan Cortex A53 oluyor. Mali G72 MP3 GPU'su var. Çentikli bir tasarımımız var. Zaten şu anda gördünüz. Hemen görüyorsunuz ekranda. Bu arada Çince geldi telefon. Neden Çince geldi? Onu değiştirelim hemen. Şuradan T harfinden Türkçemiz, güzel Türkçemizi bulup, ama bulamadık. Türkçemiz yok mu burada? Varmış. Şurada görüyorsunuz. Türkçe dedik. Çentik yalnız maşallah bayağı büyük. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Alt kısımdaki ve üst kısımdaki boşluklar birazcık fazla gibi. Ama bu telefon çok iddialı bir model değil. Normalde böyle orta seviye, giriş seviyesi olarak olabilecek bir model. Çentikli tasarım var dedik. 3 GB'a RAM'imiz var. 32 GB'da depolama alanımız var. MicroSD bellek kartı yuvamızın da olduğunu söyledik. 13 megapiksellik F2 diyaframlı bir ana kameramız var. Ona 5 megapiksellik bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Ana kameramız yapay zeka desteği sunuyor ve Full HD 30 FPS video kayıt da yapabiliyor. Ön kamera ise şurada görüyorsunuz şu anda. Ön kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor ve F2.2 diyafram özelliğinin olduğunu söyleyelim. Şimdi biraz başlayalım şuradan. Evet, başlıyoruz şimdi. Hadi başla bakalım.
Evet, başladı. Bunu atlayacağız. Mobilya atlayalım. Sıfırdan kurulum yapalım. Atlıyoruz. Devam dedik. Şu an kuruluyor. Parmak izini boş ver diyor. Şifreleri vesaire atlayalım. Diğer dedik. Kabul ediyoruz her şeyi. Google'un. Şimdi Google'umuz açılıyor. Haydi başlayalım diyelim ve telefonumuz şu anda açılmış oldu. Android 8.1 oraya öyle geliyor. Bu arada Android 9.0 Pi'de geleceği söyleniyor bu cihaz için. Ama şu anda olmadığını söyleyelim. Wi-Fi 802 var. A, B, G, N, A, C oluyor. Bluetooth 4.2 var. FM radyo ve arka yüzde parmak izi okuyucu olduğunu söyleyelim. GPS, Assisted GPS, GLONASS ve Galileo desteğimiz var. Ve 3006 mAh'likte pilimiz var. Şimdi birazcık menülerde gezelim isterseniz. Şöyle biraz bakalım. Standart aslında bu Android One biz menüsü bizi karşılıyor. Standart bir menü. Çok fazla da bir hani böyle size seçenek sunmuyor. Şöyle bakabilirsiniz burada. Mesela depolamamıza bakalım. 32 GB'lık bir depolamamız olduğunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Zaten biz de az önce söylemiştik. Tabi 32 GB çok fazla yeterli bir alan değil. Onu söyleyelim. Sisteme bakalım. Android 8.1 sürümünün olduğunu görüyoruz şu anda. Biraz şu kameramıza bakalım. Kameramızda neler var onu birazcık size göstermek istiyorum. Kamera tarafında şurada görüyorsunuz birçok seçeneğimiz var. Şurada ayarlarımız mevcut. Çeşitli şekiller burada görülebiliyor. Rotuş özelliğimiz mevcut. Bir dakika, yanlışlıkla kameramızı kapattık. Şurada ne var? Çift kamera vesaire var. Evet, bunu buradan kullanabiliyoruz. Bunun dışında da HDR özelliğimiz var kamerada. Bunlara baktığımızda, şimdi kamerayı öne çevirelim burada. Evet, Ünsal'ı göreceğiz. Merhaba. Burada da çeşitli fotoğraf, dikey mod, manuel ve ayarlar var. Manuel'e getirelim. Burada manuel modda şu an kullanabiliyoruz. Video modumuz var. Video modumu tabi biraz daha daralıyor ekran haliyle. Şöyle göstereyim. Ünsal'ı gösterelim biraz. Nokia 5.1 Plus temel özelliklere sahip olan bir telefon. Gelelim fiyatına. Fiyat kısmı biraz yüksek, onu söyleyeyim. 1999 TL olarak açıklandı fiyatı. Turkcell üzerinden piyasaya sürülüyor telefon. Muhtemelen diğer bayilerde de, dışarıdaki bayilerde de veya online satış kanallarında da yer alır diye tahmin ediyorum. Ama bu özelliklere sahip Android One platformu üyesi bir telefon için 1999 TL bir parça yüksek. Çünkü telefon biraz kalın, öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir kalın, şöyle göstereyim hatta. Yani günümüz telefonlarından bir parça daha düşük olacak şekilde kalın. Biraz daha ince olmasını beklerdik. Ama ele rahat oturuyor ve kullanım hissi de güzel olduğunu söyleyeyim. Telefonun özellikleri bu, biraz kutu içerisine bakalım. Burada her zaman olduğu gibi bir sim kart iğnemiz var. Standart olarak. Bu arada eSIM özelliği de gelecek Türkiye'ye yakında. O zaman bu sim kartlara veda edeceğiz. Onu söyleyelim. İşte kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan filan gibi şeyler var burada. Bunu bir kenara kaldıralım. Şurada ne var? Evet, şurada. Yani hallice. Çok kötü değil ama çok da iyi olmayan bir kulaklık var. Şöyle göstereyim. Mikrofon özelliği var zaten standart olarak. Şöyle tutayım. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Hani ortalama bir kulaklığımız mevcut. Şöyle bir Type-C bağlantı kablomuz da burada. Şöyle göstermiş olayım onu da sizlere. Bunun dışında bir de oldukça küçük, şirin bir adaptörümüz var. Evet, Nokia 5.1 Plus'ı kutudan çıkardık. Android One platformunun üyesi olduğunu söyledik. Telefonla ilgili görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşın. Öğrenmek istiyorum. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi, ne düşünüyorsunuz? Burada mutlaka bu yorumlarınızı görmek istiyorum. İyi olur. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.